Merhaba. Erhan'ın günlüğü programından hepinize sevgiler, saygılar sunarak programımıza başlıyoruz. Uzun zamandır sizlere Ege Televizyonu olarak hitap ediyoruz. Yine Ege Televizyonları frekansı üzerinden, bizleri Desimart, Dijitürk, internet üzerinden ve birçok kanal üzerinden seyredebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden seyredebilirsiniz. World Türk ailesi olarak, Ulusal TV olarak sizlere sesleniyoruz. Ben Perşembe günleri böyle her program başında sizlere diyorum ki bu hafta çok değerli bir konuğumla beraber olacağım diye, sizleri çok ilgilendiren konuklarla ve konularla beraber olacağım diyorum. Ve her zaman da şunu söylüyorsunuz: Erhan, her konuk değerli mi? Evet, zaten değerli olmayan konuğu ben televizyona pek de getirmeyi istemiyorum ama konumuz bugün çok hassas. Bugün çok böyle genç, girişim ruhu olan, hayalleri olan ve gerçekten de işine, hani derler ya, böyle tabiri caizse dört elle sarılmış olan bir genç kardeşimizle beraberiz. İlker Alkız'la beraberiz. İlker Alkız, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bugün bizi yayınınıza kabul ettiniz. Ağırlıyorsunuz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Aslında çok yoğun tempoda çalışan bir iş hayatı var. Vakit ayırdık bize geldiğin için biz teşekkür ediyoruz. Şimdi İlker Alkız'ı aslında kendi çevresi, camiası tanıyor ama siz ekran aracılığıyla da sevgili seyircilerimize de tanıtmak istiyoruz. Otomotiv sektörüyle oto servis işletmeciliği yapıyor ve gerçekten de işini dört dörtlük yapan biri. İlker Alkız, önce biz seni tanıyabilir miyiz? 1990 İzmir doğumluyum. İş yerimiz Karabağlar'da. Menderes'te ikamet ediyorum şu an. Oto servis hizmetleri sunan, işte mekanik, elektrik, elektronik üzerine hizmet veren bir atölyemiz var. Üst segment araçlara hizmet veriyoruz şu an. Öyle bir durumumuz var yani şu an sektörde. Çok güzel. Kaç zamandır, ne zamandır bu işin içindesin? Bir çocukluktan mı, hani derler ya esnaflıkta, ticarette çıraklıktan mı, ya da sonradan bu işe akademik olarak mı girdin? Benim durumum şöyle oldu. 1999 yılında kız kardeşim doğduğunda bizi kıskanır, zarar verir gibilerinden sanayiye attılar. 8 yaşından beri işte sanayide başladı. İşte okula gidiyorduk, okul çıkışları falan derken. Lisede de artık biz yani meslek lisesine yöneldik o zaman için. Motor bölümünde okuduk. Sonrasında da işte... Onu isteyerek yazdın değil mi? Aynen, isteyerek oldu. Çünkü yani uzun bir süreç oldu. Sanayide vakit geçiriyorsun, arabalarla aşırı neşir oluyorsun falan. Sonrasında da lisede de kendi bölümümüze yöneldik. Üniversitede de aynı şekilde yine otomotiv programıyla devam etti. Şu ana kadar da işte böyle otomotivin içerisinde gidiyoruz. Aslı, sizin meslekte akademik olarak üniversitede ve meslek lisesinde öğretilenler bir yana, onları alıp cebimize koyuyoruz. Bir de piyasadan aslında çalışarak pratikten öğrenilenler var değil mi? Aynen. Ben biraz şanslıyım orada. Benim baba mesleği olduğu için bizim daha fazla haşır neşir olma ihtimalimiz oldu. Sonrasında da işte meslek lisesinde de aynı şekilde işte stajlarımızla. Sonrasında da tekrar üniversite yıllarında da aynı. Part time işte ikinci öğretim okuyordum ben. Akşama kadar çalışıyorduk. İkinci öğretimde üniversiteye giriyorduk. O şekilde bizim devam etti. Peki. Genel anlamda ne tarz otomotivlere hitap ediyorsunuz? Yani üst segment, orta, alt segment böyle ayrılıyor mu daha doğrusu arabalar? Bizim atölyemiz üst segment araçlara hitap ediyor şu an. Yani marka belirtmeyeyim çok fazla. Yani onların arızalarıyla, işte mekanik onarımlarıyla, daha hassas araçlar değil mi? Aynen, biraz daha böyle özel ilgi istiyor. Öyle bir durumumuz var. Yani şu ana kadar da işte yani üst segmentin dışına çıkamadık. Öyle bir durumumuz oldu. Evet. Şimdi İlker Alkız'la beraberiz. Yaklaşık 30-35 dakika konuşacağız. Ama bu arada sevgili seyircilerimiz, çok önemli bir olay var. Şöyle bir şey var. 2020, 2019, 2020, 2021 bu yıllar belki yüzyıllar sonra dahi tarihe yön tutacak yıllar olacak. Mesela 2022 yılını yaşıyoruz şu anda. 2021 yılı hakikaten çok ilginç bir sene oldu. Bir sene önce böyle bir yılın yaşanacağını söyleselerdi bize, hadi canım oradan, olur mu öyle şey derdik. Bir maske takım olayı var, maske takma olayı var. Bunu biri anlatsa, herkes 80 milyon, dünyada 7 milyar maske takacak dese, buna da kimse inanmaz. Dolayısıyla biraz daha bireyselleşme, biraz daha izole olmaya başlayan bir hayat oldu. Böyle olunca toplu ulaşımdan ziyade insanlar araçlarına yöneldi. Aracı olanlar daha üst segment araç alayım dedi, aracı olmayanlar araç alayım derken fiyatlar yükseldi. 2021 yılı, şöyle bir genelleme yaparsak, hem şahsınız için, İlker Alkız'ın sahip olduğu işletme için, hem de genel anlamda nasıl geçti otomotiv sektöründe? 2021 yılı yani bizim kendi atölyemiz açısından iyi geçti. Otomotiv sektörün açısından da iyiydi. Ama şöyle bir durum oluştu. Yani pandemi kaynaklı iyi olması yani çok fazla hoşumuza gitmedi bizim bu dönemde.
Yani insanlar biraz daha kendi bireysel araçlarına yöneldi toplu taşımadan ziyade. Bu biliyorsunuz virüsten ilk başta çok fazla korku oluştu. Evet. Yani ondan kaynaklı bizim işlerimizde bir endişe oluştu. Ben aman arabamdan dışarı, çocuğum arabamdan dışarı çıkmasın dedin değil mi? Aynen öyle. Yani bizim işlerimize olumlu yansıdı ama yani birçok sektörde mesela gıda sektöründe biraz zararı oldu. Yani biz şanslı çıkan sektörlerden biriyiz bu dönemde. Aslında keşke şanslı olmasaydım da bu işte yaşanmasın. Aynen öyle. Yani keşke yaşanmasaydı yani biz de öyle bir olayımız olmasaydı. Peki İlker Alkız, benim şeyi anlamakta zorlanıyorum. Bu konuda aydınlatır mısınız bizi? Mesela araçlar neden böyle pahalandı? Yani şöyle 30 bin liraya 20 bin liraya bulabileceğimiz araçlar şu anda öyle bir şey yok aynen zaten. Aynen öyle. Yani sıfır otomobil üretimi biraz biliyorsunuz dünya genelinde pandemide fabrikalar kısıtlamaya girdiği için düşüş yaşandı. Bundan kaynaklı da araç fiyatlarına ciddi anlamda yansıdı bu. Yani rakamları biraz yükseltti sıfır otomobil olmayınca. İnsanlar da özel araçlara yönelmeye başladı biraz bu pandemi kaynaklı. Bundan dolayı da yükseldi biraz rakamlar ama yani biraz değil bayağı yükseldi. Ama yani çok uzun süreli olmaz yani bence biraz suni gibi geliyor bana da biraz. Arz talepte mi bir sorun var? Aynen öyle. Öyle bir durum var yani. Şimdi tabii ki araç üretilemiyor, fabrika aynen çalışmıyor. Fabrika çalışmayınca talep var, aynen arz yok. Dolayısıyla eldeki araçların aynen sanırım fiyatları otomatikman yükseliyor. O bize biraz fayda sağladı. Sebebi de şu, ikinci el otomobillerin kıymeti arttı. Yani insanlar araç değişiminden ziyade bu araçları onaralım, bakımlarını yaptıralım, tadilatlarını yaptıralım, binelim gibilerinden bir durum yaşandı. Yani o da bize gene artı olarak yazdı bu dönemde. Yani biz pandemiden biraz daha böyle artı olarak çıktık gibi geliyor şu an. Şimdi dediğin çok doğru. Bir de şöyle bir şey var. Eskiden hani 30, 35, 40 bin lira oldu mu, hani marka söylemeyelim ama böyle bir ailenle gezebileceğin bir araç sahibi olabiliyordun. Aynen. Merak ettim dedim acaba o araçların fiyatları ne oldu diye. Gireyim dedim sitelere bakayım. En az 3 misli. Aynen. En az 3 misli hatta 4 misli fiyat artışı var. Tabii böyle de gitmez. Yok gitmez yani zaten Mart ayında muhtemelen yani araç üretim sayıları da biraz artacağından dolayı. Yani bunlar yavaş zaten bu son bir aydır bu dolar kurunun inmesiyle beraber araç fiyatları bayağı aşağıya geldi yani öyle bir durum da var. Ya aslında herkes kazansın aynen ama herkesin de arabası olsun. Fakat bir de en önemli olaylardan bir tanesi de sonuçta ulaşılabilir bir rakam olsun. Aynen, çünkü bu da çok astronomik rakam. Bu da böyle gitmez yani sürekli. Peki İlker Alkız'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi birkaç gündür aslında bugün İzmir'den yayın yapıyoruz sevgili seyirciler bu arada. İzmir'de hava bugün oldukça güneşli. Hani bazen gölge ve serin yerlerde daha doğrusu rüzgarlı yerler gene serinlik var ama 3-4 gün öncesinde hakikaten İzmir bile herhalde son yılların en soğuk günlerini geçirdi. Bir tek kar yağmadı yani. Fakat ülkemizin geneline bakıyoruz. Özellikle en büyük metropol İstanbul'a bakıyoruz, izliyoruz. 16 milyonluk ülke gibi bir şehir tabii ki. Kış arabalar yolda kalmış, karların içinde arabalar arıyorlar. Araba sürmek için kış zor bir mevsim değil mi? Kış ayları yani zor geçiyor. Araçlar için de yani bakım gerektiriyor. Araçların bakımlarının yapılması gerekiyor. Örneğin mesela bu ara yaşadığımız bize gelen araçlarda değil de dışarıdan gelen araçlarda çok fazla donma şikayeti var. Atıyorum kalorifer peteğini patlatmış, motor bloklarını patlatmış. Yani antifrizlere bu dönemlerde önem vermek zorundayız. Onun dışında da bu lastik olayı çok önemli. Yani mega şehir diyorsunuz mesela İstanbul. Bir kar afetinde araçlar yollarda mahsur kaldı, kaydı. Yani orada biraz araç sahipleri de belki kar lastiği ya da kış lastiği kullansaydı biraz daha iyi olurdu yani. Şimdi şey çok önemli, lastik. Aynen. Ben lastiği şöyle benzetiyorum. Biz mesela bir yere gittiğimiz zaman, ayakkabı aldığımız zaman eğer aldığımız ayakkabı bizim ayağımıza tam olmuyorsa, sıkıyorsa ya da bol geliyorsa, yürüdüğümüzde bize sağlıklı bir ortam vermiyorsa enerjimiz düşüyor. Aynen. Sanırım araçlarda lastikler çok önemli. Önemsiyor mu gerçekten araç sahipleri lastikleri? Yani bizim müşterilerimiz ciddi anlamda önemsiyor. Çünkü çok uzun yollara gidip geliyorlar. Yani biraz daha böyle yani üst segment müşteri lastiğe çok fazla acımıyor. Yani atıyorum kış sezonunda kış lastiğini takar. Yaz sezonunda yazlık lastiklerini takar. Ama yani herkes bu şekilde dikkat etmiyor. Öyle bir sıkıntımız peki var yani. Peki İlker Alkız nedir bunun standardı? 10 bin kilometre, 100 bin kilometre, 5 yıl, 3 yıl? Ya o biraz kullanımla da alakalı. Hı hı. Yani yolla da alakalı. Yani bir müşterimiz var 30-40 bin lastiği kullanabiliyor. Biri var 80 bin kullanabiliyor. Yani orada aslında bir kilometre olayı söz konusu değil yani. Biraz o kullanıcıyla da alakalı. Evet. Öyle bir durum var.
Lastikler tam olduğu zaman tabii ki kayma mı az oluyor şeyde? Aynen, yol tutuşu biraz daha fazla oluyor. Bizim İzmir için aslında tabii çok spesifik günlerdir. Yani 365 günün belki 10 günü 15 günü ama İzmir üzerinden Ankara, İstanbul, Denizli ya da bir yerlere giderken orada rakımı yüksek yerlerden geçiyoruz. Zaten yasal mevzuat da bununla ilgili. Yani atıyorum bir Manisa'ya gittiğinizde dahi yani kış lastiğiniz olmak zorunda yani. Olmaz. Yani İzmir Manisa'da dışına çıkıldığında mecbur ya kış lastiği ya kar lastiği. Zaten can güvenliği için de şart bu. Peki. Şimdi araçtan şöyle yavaş yavaş uzaklaşalım, sonra tekrar araca geleceğiz aslında. İnsani faktörlere gelelim. Meslek lisesini motor meslek lisesinde yani teknik bir lisede okudu. Sonra üniversiteye de gittiniz bu yine aynı bölümle ilgili. Oradaki öğretmenlerinize de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım. Bütün yetiştirime de faydası olanlara. İnsanlar sanırım herkes şey istiyor Türkiye'de. Oğlum makine mühendisi olsun, kızım şu olsun. Hep böyle ille olsun, olsun, olsun. Öyle diye diye ara eleman dediğimiz kısımda da yani meslek sesi, teknik elemanda ciddi bir sıkıntı oluşuyor. Yaşadığınız olaylar var mı bunlarla ilgili? Yani şu an ben dahil diyeyim buna. Çocuklarımızı böyle neredeyse pamuklarda böyle saklayacağız. Öyle bir durumumuz var. Yani aman üzülmesin, aman sıkılmasın. İşte çocukları böyle herkes böyle üniversiteye yönlendiriyor. Yani üniversite okusun, işte makine mühendisi olsun, doktor olsun, o olsun, bu olsun. Şu an bizim sektörümüzde mesela şu an ciddi anlamda personel sıkıntısı yaşanıyor. Gençler de biraz daha böyle meslek liselerine çok fazla yönelmiyor. Yani onlarla ilgili bir çalışma yapılabilir bence. Benim fikrim o yönde. Hı hı. Yani üniversiteyi de okuyabilir. Yani ben de mesela atıyorum meslek lisesi çıkışlıyım. Bornova Mimar Sinan'da, Rene Motor Laboratuvarı'ndan mezunum. Ve sonrasında gittik yine üniversitesine de okuduk o işin ama yapacağımız meslekle ilgili bir bölüm okuduk. Şimdi çocuğa bakıyorum ben, aşçı olmak istiyor, gastronomi okuması lazım. Adam gidiyor edebiyat okuyor. Evet. Yani ne bileyim. Çok doğru. İşte eczacılık istiyor, gidiyor başka bir bölüm okuyor. Ya da okuyor. Ekonomi okuyor, ondan sonra spikerlik yapıyor. Ya da güzel sanatlar okuyor, bankacılık yapıyor. Aynen. Yani bunun çok örnekleri var. Gerçekten çok doğru. Aslında orada aldığım bilgiler de yazık. Aynen öyle. Yani yazık, beyninde öyle kalıyor diyor. Yani geçen yıl mesela Ege Üniversitesi'nde beni kariyer günlerine davet etmişlerdi. Ya çocuklar orada ben söyledim yani burada dedim bu mesleği dedim yapmayacaksanız kesinlikle dedim bu koltukları dedim işgal etmeyin. Güzel. Yani yapacaksanız tepkiler dedim, neydi? Ya işte bozulan da oluyor, hoşuna giden de oluyor, fikirleri değişen gençler de oldu. Yani çocukları bence ailelerin biraz daha böyle iyi yönlendirmesi gerekiyor şu an. Yani şu an en kıymetli şey benim gözümde meslek. Ya çünkü üniversitelerin çok fazla bir şeyi kalmadı. Çok fazla üniversite mezunumuz var şu an. Evet, doğru söylüyorsun. Bir üniversite mezunu olduğu zaman da ondan sonra da ben o işimi yapacağım, ben bu işimi yapacağım. İşleri küçümsemeler başlıyor. Aslında bir yerlere gelebilmek için o mücadeleyi de vermek gerekiyor. Zaten o çıraklık kültürünün bence biraz geri gelmesi gerekiyor. Değil mi? Yani önceden mesela benim zamanımda yani sanayide cıvıl cıvıldı. Yaz aylarında mesela bütün ustalar çocuklarını getirirdi. Ne bileyim o çocuklar yönelirdi. Mesela şu an sanayide mesela bizim bu işi yapanların çoğu benim dönemimdeki çocuklar. Bizle beraber vakit geçiren çocuklar. Şimdi yok değil mi o? Şu an yok. Evet, yani biz çırak bile bulamıyoruz şu an. O kırıldı yani. Doğru söylüyor. Peki gerçekten hem üniversite eğitiminde hem de meslek sesi eğitiminde bu mesleği şu anda yapıp da başarı sağladığında onların katkıları neler oldu okulların? Yani bizim bölümümüzden mezun olan arkadaşlarımızın çoğu bu işi yapıyor. Yani içinde yetkili servisi olanlar var, özel servisi olanlar var, expert olanlar var. Ne bileyim yedek parça mağazaları olanlar var. Ya bilmiyorum bizim dönemimiz biraz daha şanslı, daha özel bir dönemdi gibi geliyor bana. Yani şu an mesela ben bütün hocalarımla görüşürüm. Çocuklar çok fazla böyle yani bizim işimizi mesela pis bir iş gibi görüyor. Halbuki öyle değil yani. Bizim atölyelerimiz şu an pırıl pırıl, tertipli, düzenli. Yani her şey böyle olması gerektiği gibi. Evet, eski o klasik sanayi sitesi ya da gres yağlar, işte ellerin kirlenmesi değil. Gerçekten teknolojinin de vermiş olduğu nimetlerden faydalanarak biraz daha temiz bir iş aslında. Bir de altın bilezik aslında, İlker Alkız. Bence şöyle olması lazım. Atıyorum bir 7. 8. sınıftaki çocuklar yaz aylarında öğretmenlerinin kontrolünde muhakkak bir ay sanayilerde o çocuklar bir çalışmalı, o ortamı görmeli. Ama atıyorum böyle yani izbe yerlerde değil de biraz daha böyle düzgün atölyelerde böyle olurlarsa en azından bir mesleğe görürler, bir mesleğe yönelirler. Şey gibi diyelim ona, hani filmlerin fragmanları olur, çok kötü olursa kimse gitmez. Onun için fragmanı biraz iyi yapalım. Aynen öyle. Yani, abartı olmamak şartıyla. Çocuğa bir fikir açılır yani. Hı-hı. Öyle bir durum var. Ama en önemlisi şu,
Şimdi tabii işsizlik aslında sadece ülkemizde değil, %10-11'lerde giden bir işsizlik oranımız var. Bu çok keşke sıfır olsa ama dünyada hiç öyle bir şey, Avrupa Birliği ülkelerinde de bu sorun var. En gelişmiş ülkelerde bile var. Ama elinde eğer gerçekten altın bilezik bir meslek varsa, bir kere yani Türkiye'de 25 milyona yakın araç var. Motoruyla, motosikletiyle, traktörüyle, tırıyla, binek aracıyla 25 milyona yakın araç var. Bunların bir bakım mı olacak değil mi? Aynen, bir işi olacak. Yani gerçekten tabiri caizse bulunmaz bir nimet diyebiliriz bu işe. Çocukları orada ailelerin bence yani iyi yönlendirmesi gerekiyor şu an. Yani ille çocuklar, mesela ben eşime de söylüyorum. Yani çok fazla diyorum öyle okusun, işte makine mühendisi olsun, o olsun, bu olsun. Bırak diyorum çocuğu. Çocuk ne olmak istiyorsa onu olsun. Evet. Hatta bazen sonra tamirci olacağım falan diye. Öyle bir durum oluyor yani. Çok güzel. Şimdi tabii böyle sadece sizin meslekte değil, sizin sektörde değil, sektörün içinde de kendi içinde sorunları olmaması, aynen, mümkün değil. Şöyle bir şey yok zaten İlker Alkız. Hiçbir sorunumuz yok. Güneşin doğduğu an batıncaya kadar hiç sorunsuz yaşıyoruz diye bir sektör yok, bir dünya yok. Aynen. Zaten böyle olmuş olsa, inan bana, hiç negatif olaylarla karşılaşmasan vücudun dinamikleri sabitlenir ve soyut bir insan oluruz. Bazı sorunlarla uğraştıkça da insan o sorunları çözdükçe mutlu doğuyor. Aynen. Sektörünüzde sorunlar neler? Yani bireysel olarak aslında bizim kendi atölyemizin sorunu yok. Ama genel anlamda büyük sorunlarımız var. Örneğin sanayilerimizde sıkışmış vaziyetteyiz. Yani şehrin ortasında sıkışmış vaziyetteyiz. Yani giriş çıkışlarımız çok kötü, altyapı sorunlarımız çok fazla, otopark sorunlarımız çok fazla. Yani atıyorum bir araç geldiğinde onu bir park edebileceğimiz bir yer yok. Güvenlik sorunlarımız çok fazla. Yani bu tarz sıkıntılarımız var. Yani belediyelerimiz elinden geleni yapıyor ama onlar da yetersiz kalıyor bize şu an. Evet, gerçekten de öyle. Özellikle lokal mevkiler var. Onlar zaten benim çocukluğumdan beri bildiğim gibi hep şehir büyüdükçe, aynen, şehrin içine kaldı. Bu 2000 yılların başında yaklaşık 6-7 milyon araç varken Türkiye'de şu anda 25 milyon. Aynen. Yani 4 misli arttı ama yollara bakıyoruz, yollar aynı. Yeni alternatif yollarla ancak bunlar çözüm buluyor. Tabii ki devletimiz, belediyemiz bu konuda, aynen, büyük çalışmalar yapıyor ama sanayi sitelerinde özellikle insanlar arabayı getirdiğim zaman o bekleme sürelerinde daha sağlıklı bir ortam, aynen, daha güvenli bir ortam. Girişimiz çıkışımız çok zor şu an. Yani bir de sanayilerimizde atıyorum, bizim sanayimizde sadece otomotivciler yok. İşte mobilyacısı var, işte ne bileyim kromcusu var. Yani çeşitli dallar olduğu için atıyorum bir yük kamyonu geliyor. Yani evet, sanayiye girip çıkarken mesela bizim yollarımızı kilitliyor. O da bize büyük sıkıntı yaratıyor yani. Evet. Kaç yıldır şu anda mekanınız faaliyette? Şu anki mevcut atölyemiz yaklaşık 7 yıldır. Ondan öncesinde bir 2 yıl falan farklı. Peki, bir atölyedeydik. Yanınızda çalışan, mesela çalışanların hep böyle şeyleri vardır. Klasik istek. Maaşım gününde yatsın. Aynen. Maaşım gününde yatsın. Sosyal haklarım olsun. Tatil günüm olsun, neyse işte zaten doğal olarak. Yani bunlar insani ihtiyaçlar ve insani gereksinmeler. Sektöre girenler memnun mu? Hani hep nitelikli iş gücünden bahsettik ya. Yani şu an giren kalıyor mu daha doğrusu? Geçmiş yıllarda mesleği bırakan çok fazla arkadaşımız vardı. Ama şu an böyle değil. Yani geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Bir de bizim çalışma ortamımızda yani patron işçi değil de biz yani arkadaş gibiyiz. Yani bizim, tabii, öyle bir farkımız çok var güzel orada. O bir de başarıyı, aynen, da getiriyor yani herhalde. Böyle biraz daha kibir, ego yok, olduğu zaman bizim zaten. Yok yani. Tabii. Şey. Yani olmadığını biliyorum da bazı iş yerlerinde bunları ben hissediyorum. Ben patronum, patronsun ama işçi veya yanında çalışanlar olduğu için patronsun. Aynen. Yani herkesin birbirine ihtiyacı var. Mütevazı ve şey davranmak. Ya ekibiniz güçlü olursa, evet, siz de güçlü olursunuz. Ekibiniz güçsüzse sizin hangi işi yaparsanız yapın başarılı olma ihtimaliniz yok. Benim fikrim bu. Şimdi önemli. İlker Alkız ekip dedi. Ekip çok önemli. Ekip deyince aklıma şu geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce söylediği bir söz vardı. İşte beş baba yiğit arıyorum, aynen, demişti. Ve gerçekten bazı kesimler tarafından ne yapacak bunlar denildi ve TOG denilen o harika bir marka oluştu. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir fuarda aracının, aynen, tanıtımı vardı. Sedan'ın tanıtımı vardı. Orada TOG'un CEO'sunun çok duygu dolu bir, aynen, konuşması vardı. Işte. Kaldı ki bizi de ekran başında ağlattı. Bu ülkenin vatandaşı olduğum için gurur duyarak çok duygulandım ben de. Biz dedi normal araba fuarlarına, aynen, katılmıyoruz. Teknoloji dedi. Fuarına katıldılar. Teknoloji fuarına katıldı. Bakın bu çok ince bir ayrıntı. Yani araç fuarı bunlar standart artık diyor. Biz onu da o level'ı atladık. Aynen. Biz bu sefer teknoloji. Şimdi TOG bizim
milli gururumuz çok büyük diyoruz. Ve sanırım 2023'ün ilk çeyreğinde gelecek sene bu zamanlarda inşallah yollarda göreceğiz ve gurur duyacağız. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Özellikle yani, aracın bataryalı yani elektrikli olmasına. TOGG yani gerçekten ülkemiz için değerli bir proje. Herkes tarafından da bence kesinlikle desteklenmeli. Yani orada bir ideoloji ya da bir parti vesaire gözetmek. Kesinlikle. Yani ben o görüşteyim ya, bilmiyorum. Yani herkesin bu işe destek olması lazım. Yani bu işi biz devirebilirsek devamı zaten gelir. Zaten İlker Akkız güzel bir şey söyledin. Bunun A parti, B parti, şu görüş, bu görüşle alakası yok. Bu vatanımızın, milletimizin bir gururu yani. Ya şimdi mesela eleştiriyor adamlar, bakıyorum ben sosyal medyada. Ya niye benzinli motorla başlamadık ya da niye dizel motorla başlamadık? Fark etme, dizelle başlasan öbür taraftan yani gelirdi. Ama dönem o dönem değil. Yani tabii, artık teknoloji elektrikli otomobillere doğru yöneliyor. Yani bence çok güzel zamanla tam böyle dört dörtlük bir anda bu işe girildi gibi geliyor. Tabii aslında bu iş olduğu zaman herhalde klasik sorular var. Bu araçlar çoğaldığı zaman nereden şarj edeceğiz? Bunlar da zaten her benzin istasyonlarında klasik yerler oluşup. Zaten şu an onunla ilgili bir çalışma var. Tesla da bu hafta açıklama yaptı mesela. Hmm. İşte İzmir, işte Ankara, Denizli 15 il sanırım istasyonları kurmaya başladı. Birçok restoran da şu an kurmaya başladı. Yani o iş iyi gider. Onda herhangi bir sıkıntı olmaz. Evet. Şimdi cep telefonlarımızda fotoğraflar çekiyoruz. Onun öncesinde cep telefonu fotoğraf yokken daha işte makinalarla dijital fotoğraflar çekiyordum. Bir öncesinde senin hatırlamakta zorlanacağın 36'lık, 12'lik, 24'lük pozlar vardı. Son dönemine belki aynen yetişmişindeysen. Şimdi biz 36'lık poz alırdık. Kodak'tan almıştım. Evet, aynen öyle alırdık. Şimdi çok da güzel bir marka. Artık o marka olmadığı için ismini de kullanabiliriz. Onun CEO'suna, o markanın CEO'suna demişler ki bir gün, efendim demişler, böyle dijital diye bir sistem oluşmaya başladı. Hani artık bu filmler olmayacak işte. Çünkü dünyaya çok satıyor. Yani birinci üreticisi o. Ardından bir bakıyorsunuz, kısa bir süre sonra dijital o kadar hızlı ilerliyor ki o manueli bitiriyor. Ve o marka da bitiyor dünyada. Aynen. Şimdi çok hızlı bir değişim oldu orada. Aynı şekilde bu motorlu arabalar hibrite, hibritten bataryalıya döndü. Sen nasıl görüyorsun bu değişimi? Hızlı mı olacak? Çünkü batarya sanırım bir maliyet unsuru herhalde. Şimdi çok fazla hızlı olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü daha temin söylediniz, 25 milyon araç var dediniz. Yani bunları bir anda bırakma onların şansı. Onların bir ömürleri var zaten. Aynen öyle. Yani atıyorum bugün satılan bir dizel ya da benzinli otomobil minimum bir 10 sene daha kullanılır ama markalar artık tamamen böyle elektrikli otomobillere dönmeye başladı. Yani dünya genelindeki bütün markalar bununla ilgili çalışmaları, Ar-Ge çalışmaları vesaire yapıyor. Yani bundan sonra ne bileyim yani 3-5 yıl sonra piyasada daha fazla görürüz gibi geliyor. Ama şöyle Allah uzun ömürler versin herkese. Hani şöyle bir 30-40-50 yıl sonrasını belki göremeyeceğiz tabii. 100 yıl sonrasını. Görürüz ya, niye görmeyeyim? İnşallah görürüz yani. Yok o kadar da yaşamak istemem canım. Yani öyle değil de. Ama mesela atıyorum 100 yıl sonra sanırım artık böyle birilerini anlatacak. Eskiden benzin varmış. Benzinli araçlar kullanılmış. Benzin istasyonu doldurulmuş. Çünkü o bataryalar küçüldükçe herhalde değerleri olacak. Sanırım şu anda onun bir maliyet unsuru var. Yani şu an batarya maliyetleri yüksek. Zaten ülkemizde de onunla ilgili çalışmalar yapılıyor bu bataryaların üretimiyle ilgili. Yani bence iyi ilerler o projeler ya. Güzel olur yani. Bizler için de iyi olur. İnsanlar için de iyi olur. Çünkü bakım maliyetleri şöyle bir daha yok, düşük. Değil mi? Allah, elektrikler çıkıyor, bu motorlu araçlar ne olacak, biz ne yapacağız diye. Şimdi o tarafa da yönelebilirsin aslında. Yok yani, neden yok? Yani en nihayetinde mekanik bir metal yorgunluğu olacak. Ne bileyim bir kaza yapacak, işte bir alt takımı bozulacak, bataryası bozulabilir. Yani onunla ilgili bir sıkıntı yaşamayız biz ya. Ben öyle görüyorum bu işi. Peki, çok güzel. Şimdi aslında buradan gençlere de bir mesaj daha da verelim. Yani gençler hangi sektörü giderlerse gitsinler, sanırım bu işin içinde biraz da sevginin olması lazım. Aynen, değil mi? Öyle. Mesela ben İlker Alkız'a şunu sormak istiyorum. İşini seviyor musun? Yani ben işimi sevdiğim için zaten devam ettim. Bir de ya da şöyle, ya bu benim baba mesleğimdi. Çırak olarak da geldim buraya, okuluna da gittim. Ne yapabilirim ki artık mı diyorsun? Yok, benim öyle olmadı ya. Ben severek yaptım yani. Yani gençlerin de muhakkak, yani bundan sonraki neslin bence biraz daha mesleğe yönelmesi gerekiyor. Şu an gerçekten bütün sektörlerde personel sıkıntısı var. Yani sadece otomotivde değil. Personel sıkıntısı derken yani personel yani yetişmiş, bulamıyorlar. Yetişmiş nitelikli eleman. Hmm. Yani atıyorum otomotivi bitirip de bize staja gelen, yani bir seyyar kabloyu bilmeyen çocuk da var. Evet. Ama yanlış bölümü seçmiş. Adam bizim işimizi yapmak istemiyor. Yani şu an mesela bir stajyerimiz var. Çocuğa soruyorum, bu işi yapacak mısın diyorum. Abi yapmak istemiyorum diye. Ne yapacaksın diyorum.
bilmiyorum diyor. E ne olacak diyorum, onu da bilmiyorum diyor. Yani çok doğru. Aileler de orada yanlış yapıyor. Yani gençleri sadece diploma alsınlar diye gidiyor otomotiv programını okutturmuş çocuğa. Tam diploma var. Ama şu an biz mesela birçok şirket, yetkili servisi de, özel servisi de önceden mesela diplomaya bakardı. Ama meslek lisesi diploman var mı? Ya da otomotivden mezun oldun. Şu an kimse bakmıyor. Yani ben bakmıyorum. Yani diğer arkadaşlarımız da bakmıyor yani. Dediğine yani katkı sağlamak için şöyle söyleyeyim. TRT radyoda program yaptığım dönemde bir meslek lisesine gittim İzmir'de. Bir bölümdeyiz. Ne olmak istiyorsun diye sormaya gerek yok. Zaten çünkü çocuklar orada meslek alıyor. Bir tanesi bana sadece 30 kişilik sınıfta bir kişi mesleğe devam edeceğim dedi. Sordum nerede? İşte nokta nokta restoranda çalışacağım. Kahve şeyinde çalışacağım. Evet. Dedim o zaman bu bölümde okumamızın anlamı ne? Yani aslında devletimiz de bunların farkında. Böyle bir sisteme girilmesi lazım. 13-14 yaşından sonra meslek eğitimi açısından. Yani şu an meslek liseleriyle ilgili bir çalışma yapıyorlar. O güzel bir proje bence. Ama liseden ziyade ilkokulda bence yönlendirilmeli. Yani o 7. ve 8. sınıf önemli. Yani o çocuk ileride ne yapacağını o zamandan görmeli bence. Yani ne bileyim bir tur olur, bir ziyaret olur. Orada yani, bir etkilenme. Aynen yani orada belki çocuk bir şeyler kapar, bir şeyler görür. Ulan der ben bu işi yapabilirim falan böyle. Şimdi mesela birçok meslek vardır. Her meslek kendi içinde kutsaldır ama ben bu mesleği şöyle bir hassasiyeti olan meslek olarak da görüyorum sevgili seyirciler. Şimdi aracınızı getirdiniz, bıraktınız. Aracınıza kimlerle biniyorsunuz? Eşinizle, annenizle, ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla bir. Demek ki siz direksiyondayken o araçtaki kişilerin de canından sorumlusunuz. Bir. İkincisi aracınızda meydana gelecek bir teknik bir arızadan dolayı kulvar değiştirip karşı tarafta masum insanların canına da verebilirsiniz. Böyle teknik olaylar. Şimdi servise geldi araba. Yaptınız. Olur ya bir aksilik, bir unutkanlık, bir yanlışlık olur. Hakikaten hiç böyle vicdan muhakemesi yapabiliyorsunuz değil mi? Yani Allah aman arabayı yanlış eksik bırakmayayım. İşte bijonları iyi sıkalım. Yani bizde şöyle bir durum var. Sistem nasıl çalışıyor? Son kontrol var. Atıyorum aracı Ahmet yaptı. İşte Mustafa diyelim gider kontrolünü yapar. En son benim elimden geçer. Her şeyi kontrolü yapılır. O şekilde teslim edilir. Yani kalite kontrol gibi. Aynen. Yani orada sorumluluğumuz bizim çok yüksek. Yani yasal sorumluluk zerre umurunda değil. O vicdani rahatsızlık. Yani atıyorum bir balata değişti arabaya. Adam çıktı çoluğuyla çocuğuyla bindi. Tatile gidecek. Ya bir lastiği çıktı. Bir kaza yaptı. Ya da bir salıncağı gevşek bıraktı. Yani bunlar sektörümüzde olan şeyler. O yüzden bütün servislerin, bütün tamircilerin yani bu son kontrol olayına muhakkak dikkat etmeleri lazım. Yani o çok önemli oradaki olay. Evet, İlker Alkız'la beraberiz. Alkız Otomotiv başkanı, sahibi ve orada hakikaten çok kişiye de ekmek veriyor. Aslında bir insanlara ekmek vermek, maaş vermek de çok güzel bir şey değil mi? Ya çok güzel bir duygu. Öyle demeyelim de biz beraber çalışıyoruz. Beraber yani, çalışıyoruz ama hani o, sonuçta orası var. Aynen. Orası var olduğu müddetçe hepimiz. Ya onlar kazanıyoruz. Olduğu için aslında orası var. Onlar güzel. Olmazsa orası olmaz. Güzel bir söz aslında. Yani. Şimdi ikinci el araç fiyatlarından bahsettik. Yüksek. Aynen. Tamam yüksek ama bir şekilde yükselmesinin sebebi de talep olduğu için yükseliyor. Ben mesela şimdi ikinci el araba alsam işte sitelere giriyorsun, bakıyorsun, sonra geliyorsun. Yolculuğu nasıl olmalı bir araç alırken, ikinci el araç alırken? Klasik ekspertiz olaylarıyla bitiyor mu her şey? Yani araç alınacağında muhakkak bir ekspertize gidilmeli. Bir de çok karşılaştığımız bir durum var bu kilometre durumları. HGS programından kilometre durumları kontrol edilmeli. Ekspertiz merkezinde de kontrol edilmeli. Ayrıca ekspertiz merkezinden sonra ya da önce de olabilir bu. Atıyorum A markasını alacaksa o A markasıyla uğraşan bir atölyeye muhakkak arabasını kontrol ettirmeli. Yani ekspertiz merkezleri bütün markalara baktıkları için bazen bazı şeyleri atlayabiliyorlar. Hı hı. Yani onlarla karşılaşıyoruz. Yani atıyorum A markasını aldı bu adam, ekspertize götürdü. Bir de onu yanında yani bir atölyeye de göstermeli bence. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi kilometre olayı önemli. Şimdi manuel sistem içerisindeyken bunu ne yazık ki hepimiz duyuyorduk. İşte bilmem nereye gittim, işte 130 binlik arabayı 27 bine düşürdüm, 60 binlik arabayı 13 bine düşürdüm falan. Bunların normal ulu otuzuydu. Bunun Türk Ceza Kanunu'nda bir karşılığının da olduğunu sizlere hatırlatalım. Aynen. Öyle ben 170 bindeki arabayı 33 bine düşürdüm ne? Bu işler olmuyor. Aynen. Teknikle bunlar anlaşılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bir de kul hakkı denen bir şey var. Yani siz arabayı öyle 160 binde 170 bindeki arabayı 30 binlere düşürdüğünüz zaman bundan sonra bakımı olacak yer 30 bin olarak düşünüp
bazı parçalarını değiştirmeyip cana kast olan aynen. işler de olabilir. Yani vicdani sorumlu. Aynen. Kanun ayrı. Onu zaten devletimiz halleder ama bir taraftan da vicdani sorumluluğu var sanırım. Zaten detaylı teknik incelemede bunlar çıkıyor ortaya. Öyle bir durum var yani. Kontrol üniteleri kaydeder. Atıyorum adam kilometre sayacından, işte motor beyninden, işte immobilizer beyninden düşürür. Ama aynı zamanda işte bir ABS beyni bunu kaydeder ya da diğer kontrol üniteleri bunu kaydeder. Onlarla ilgili zaten detaylı incelemeyi yaptığınızda orada onu yakalama şansınız var. Evet. O tarz araçlar da çok fazla geliyor bize. Evet, kesinlikle. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Birazdan İlker Alkız'la sohbetimiz bittikten sonra AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Yaşar Kırkpınar'la burada sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz yine aynı şekilde. Şimdi tabii ki kilometreler önemli bir olay. Çok sık yapılan bir olaydı. Sanırım bu en son artık dijital sistemden sonra yapılıyor ama bunun da anlaşılabilirliğinin ve yani. Sattığınız araba sahibinin de sizi dava edebileceğinin aynen. de haberini verelim değil aynen. mi? Aynen böyle oluyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi İlker Alkız'ın şöyle güzel özellikleri var. Çok candan, sıcak, enerjik bir insan ve içinde çok heyecan dolu. Öncelikle o heyecanın eksik olmaması istiyoruz. Hayatın ilk canlı yayını. Aynen. Hiç böyle bahsetmeyelim dedik tek olarak. Hani yüzme bilmeyenler ne yapar? İşte lastikleri takarlar, suya atlarlar. Aman ayağım yere değsin falan. Dedim İlker gel sen. Ben seni direkt olarak Pasifik Okyanusu'na aynen, atacağım. Aynen direkt atalım. Ama merak etme can kurtaranlarımız var sağlam tutar alırız dedi. Teşekkür önce ne ederim. Gibi duygular yaşadın onu alalım. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Yani ben teşekkür ederim. Yani ilk defa çıkıyorum. Gayet güzel, keyifli bir sohbet yaşadık. Ya Allah böyle bir gerilme falan olmadı. Benim istediğim kadarıyla aynen. gayet güzel gitti. Aynen, çok sağ ol. Söylemek istediklerini en azından söyledin, aynen. duygularını anlattın. Peki son olarak sevgili seyircilerimize kameraya bakarak neler söylemek istedin? Hem sektörünle ilgili hem de gelecekle ilgili. Benim tek söyleyeceğim şey şu. Gençler biraz daha bizim mesleğimize yönelsinler. Yani bize personel yetişsin artık yani. Biz tek onu istiyoruz. Başka bir şey istemiyorum. Evet. Şimdi aslında doğru söylüyor. %11'e yakın işsizlik var. Doğru işsizlik var ama bir de yani kimse alınmasına iş beğenmeme de var. Yani ben o kadar okudum bu ücret demişiz. Ya sen başla. Hiçbirimiz inanın bana sırça köşklerde yetişmedik. Her birimiz çok eziyet çekti. Ben mesela televizyonculuğa ilk başladım. Tam 4 ay boyunca saat 12 ile 6 arasında radyo programı yaptım. Ve sürekli televizyona çıkmak istiyordum. Çıkarmadılar. Bu işler kolay olmuyor. Emeksiz yemek olmuyor. Dünyanın en lüks markasında ücret almadan ben stajımı yaptım. Yani öyle bir durum neden? Var yani. İstanbul'a gittik. Neden? Sadece işte bir şeyler öğrenebilelim, bu mesleği yapabilelim diye sağ olsun İzmir'de bir bayimizin sahibi de bize referans oldu. Zor bela böyle kabul edildik. 1 lira para almadık. Gittik orada öğrenci yurdunda kaldık o dönemde. Yani böyle... İyi ki yaptım diyor aynen musun? Öyle tabii. Demem mi canım yani? İşte gençlerin biraz daha böyle bir mesleğe yönelirlerse daha güzel şimdi olur. Diyecek ki ya İlker Alkız sen de gençsin. Hangi gençler? Ama mesleğe yeni başlayacak aynen gençlere öyle, aynen o öyle. Mesajı var. Gençliğiyle, dinamizmiyle, enerjisiyle programa renk kattı. Ben İlker Alkız'a tekrar teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. İşlerinizin hayırlı, güzel geçmesini aynen, diliyorum. Ne kadar güzel inşallah. Böyle hep Türkiye'de karamsar tablo çizmeye gerek yok. Bana kalifiye eleman, kalifiye çalışacak insan lazım diyor. Onun için meslek sahibi olmakta fayda var. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gün dilerken birazdan saat 17 itibariyle de AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Yaşar Kırkpınar'la burada olacağız. Tekrar teşekkür ederim.